Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz. Tevbe suresi üzerinde sohbet ediyoruz ve 41. ayeti kerimedeyiz. Buyuruyor ki Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. <gülme> in feru khafifan ve sikalan ve cahidu bi amalikum ma'anfusukum fi sabilillah zalikum hayrul lekum muhterem izleyenlerim alimlerimiz bu ayeti kerimeden ciddi fıkıh kuralları çıkartmışlardır ve hepimizce malum olan seferberlik diyelim veyahut da cihadın farzı ayın farz-ı kifaye olduğu konuları bu ayeti kelimelerden çıkartmışlardır. Bu ayeti kerime bir farz-ı kifaye yani veya farz-ı ayin yani bütün her bir Müslümanın savaşa çıkmasını emreden bir ayeti kerimedir. Çünkü yerine göre öyle savaşlar olur ki o şehrin veya birkaç bin kişi yetebilir. O şehrin insanı yetebilir. O bölgenin insanı yetişebilir. Veya söylediğim gibi aynen cenaze namazı gibi hani cenaze namazı denilince farz-ı kifaye olduğunu hepimiz biliriz ya. Yani birkaç insan, bazı insanlar kıldığı zaman ümmetin üzerinden o vebal gider. Ama eğer bir beldede bir Müslümanın cenaze namazı kılınmadığı takdirde kıyamet günü Allahu Teala beş vakit namazı sorar gibi bütün oradaki Müslümanlardan soracak ya. Cihad da aynen böyledir. Cihadın farzı ayın olduğu yani bizzat bütün her Müslümanın fert fert katılması gerektiği cihat vardır ve bir de Farz-ı kifaye olan cihat vardır. Söylediğim gibi birazcık Müslüman katılırsa yeter. Buna kim karar verecek? Buna Müslümanların vicdanı, aklı, izanı, şurası, halifesi bunlar karar verecektir. Evet, bu ayeti kerimede anlaşılıyor ki Allahu Teala Müslümanların hepsinin cihada çıkmasını emrediyor. Ve burada cihat farza ayn oluyor. Fakat bu konuya girmeden daha önemli konulara işaret edildiğini görüyoruz bu ayeti kerimede. Muhterem izleyenlerim iyi dikkat ederseniz ortada bir İslam devleti olması lazım. Ortada bir İslam devleti olması lazım ki Allahu Teala burada Ahmed'e Mehmed'e değil bir devlete hitap ediyor. Evet peygamberi ne vahy ediyor ama ortada bir devlet olduğunu farz ederek veya Müslümanların devlet halinde yaşamasını farz ederek, yaşadığını farz ederek yaşaması gerektiğini farz ederek allah Teala aslında bir devlete emrediyor bunu dikkat ederseniz. Burada yine bir birçok konu ortaya çıkıyor. Evet, infiru hifafen ve sikalen yani ağırlıklı, hafif yani bütün silahlarınızla, gücünüzle, kuvvetinizle Allah yolunda seferber olun. Ki bu var ya için eğer bilirseniz çok hayırlıdır buyuruyor. Şimdi yine iyice dikkat ettiğimizde muhterem izleyenlerim bu ayeti kerimeden şunu çıkarabilir miyiz? Ey Müslümanlar siz dünyanın neresinde yaşıyoruz olursanız olunuz. Yaşadığınız devlet nasıl olursa olsun haydın cihada denilince koşun mu diyor acaba? Öyle bir şey seviyor musunuz? Yani Müslümanlar bulundukları, yaşadıkları ülkelerin ki oralarda o ülkenin sahibi olamamışlar, yöneticisi olamamışlar, halifesi olamamışlar ama orada yaşıyorlar ve orada o devlet emrettiği zaman savaşa katılacak öyle mi? Böyle bir anlam çıkıyor mu? Çıkmıyor. Niye? Çünkü buradan şu anlam çıkıyor. Allah yolunda diyor. İnferu hifafen ve itiqalen ve cahidu bi ve emsikum mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihad ediniz buyuruyor. Ağırlıklı, büyük, küçük, hafif çıkın yola, seferber olun ve Allah yolunda cihad ediniz buyuruyor. Zaten cihad kavramı İslam'a aittir. Yani Müslümanların dışındakiler efendim bunu ne yapamazlar? Kullanmazlar. E peki ya kullanırsa kandırmak için? Diyelim ki Devlet İslam devleti değil. Fikri İslam fikri değil. Düşüncesi, kanunu, hükmü, yaşantı tarzı özellikle. Yani İslam'la alakası yok. Ama kendi menfaatı için bir savaş çıkmış ve dindar insanları da kandırmak istiyorsa. O zaman tabii der, cihat der. Haydin Allah yolunda cihat der. Halbuki işte Allah yolu daha önce hiç aklına gelmez öyle değil mi? Cihat hiç aklına gelmez. Allah yolu akla gelmez. Ama böyle bir yerde e, kandırmak için bu kelimeleri kullanabilir. E, Müslümanın da gözü açık olacak o zaman. Bir dakika diyecek. Yani cihat diyorsun, Allah yolu diyorsun. Nasıl şu Allah yolu bir göster bakalım. Yani ben hangi değerler uğruna savaşacağım? Ne için savaşacağım? Müslüman bunu soracak. Ondan da öte, aziz ve muhterem izleyenlerim, bu ayetten biz bir başka anlam çıkarıyoruz. Dedik ya, nedir? Müslümanlar devlet olmak zorundalar. İslam devlet olmak zorundadır. İslam ancak devlet halinde yaşanabilir. Burası çok önemli. Şu kitabı kerim var ya, bu Kur'an-ı Kerim'i ben uygulayacağım, hayatıma olduğu gibi geçireceğim diyorsa Müslümanlar, bunu Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatıma tek başına yapamaz. Ya dikkat edin burada İyi dikkat ediniz Allahu Teala şu emri e, kime veriyor? Hem kalabalığı, topluluğa hem de örgütlü bir topluluğa. Yani bir devlete veriyor bu emri. Öyle değil mi? Bu açıktır. Yani bunu ispat etmek için uğraşmaya gerek yok. Ha, demek ki Müslümanlar her yerde devlet olmak zorundalar. Veya eğer kendisi bulunduğu yerde zayıfsa, küçükse, azsa, dinini yaşayamıyorsa İslam devletini en yakında varsa eğer oraya gitmelidir. Onlarla beraber olmalıdır. Bu da hicret meselesini falan gündeme getirdi ki inşallah yani bu konuları da enine boyuna inceleyeceğiz. Ama bu küçücük ayeti kerime demek ki hem cihadın farzı ayın oluşunu, farzı kifaye oluşunu yerine göre emrediyor, belirtiyor bize ve bir de ayrıca Müslümanların Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmesi gerektiğini emrediyor. Bu bir emirdir. Ve gelecek ayeti i kerimelerden de şunu görüyoruz ki böylelikle Allahu Teala cihadı emrediyor ve böylelikle mümin, münafık, kafir, kalplerinde maraz olan, hastalık olan herkes ayrışı veriyor birden bire. Böyle bir emir yokken herkes güzelce oturuyor. Herkes beraber yaşıyor. Dikkat ediniz. Öyle bir fotoğraf gözünüzün önüne getiriniz. Ortada bir şey yok. Herkes güzelce birlikte yaşıyorlar. Ama Allahu Teala haydin cihada. İnfiru hifafen ve sikalen. Evet. Ve cahidu bi emvalikum ve enfisikum fi sebilillah. Deyince ne oluyor? İnsanların tabiri caizse yüzlerinin rengi değişiyor. Öyle değil mi? Herkesin yani kendine göre, imanına göre e, yüzünün rengi değişiyor. Ve biraz sonra konuşmaya başlıyorlar. Kaytarmalar, şöyleydi de, böyleydi de falan. Niye? Cihat ortaya çıktı ya. Cihat emredilince insanlar ayrışıyor. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'den biz bunu öğreniyoruz. Hele hele bu sureyi celile hep bunu ortaya koyuyor. Cihatla birlikte bütün hastalıklar ortaya çıkıyor. Allahu Teala ne zaman cihadı emrediyor? Hemen insanların hastalıkları, problemleri, itirazları, kıytırmaları, kaytarmaları, kaçmaları, izin istemeleri hep gelecek bak. Biraz sonra bakınız hepsi yavaş yavaş ortaya çıkacak. Lev aradan gariben ve seferen gasidan Eğer diyor kısa bir yer olsaydı hemen şuradaki bir şehire zayıf bir şehir olsaydı, küçük bir şehir olsaydı, karşımızdaki düşman küçük olsaydı, mesafe yakın olsaydı, iklim elverişli olsaydı, o zaman diyor, e, ne olurdu? Sana uyarlardı diyor. Hemen peşine takılırlardı senin. Muhterem izleyenlerim, gerçekten allah Teala gücümüzün yetmediği bir şekilde bizi imtihan etmesin. Zor şeyler bunlar. Yani biz şimdi masa başında konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ama gerçekten zordur. Yani haydin Allah yolunda cihada denildiği zaman gerçekten ne yapacağımız yani biz kendimizi bilemiyoruz yani bu imtihanlardan geçmedik. Ama neyin doğru, neyin yanlış olduğunu Rabbimiz bize hatırlatıyor. Yani demek ki eğer diyor, eğer yakın bir mesafe olsaydı savaşa gidilecek yer, zayıf insanlar olsaydı karşımızdaki düşmanlar, Hele hele işin içerisinde biraz kolay yoldan ganimet falan da olsaydı hemen diyor. Yani sana uyarlardı. Velakin maudet aleyhimü şubbah. Fakat yani zor iş, zor olunca, mesafe uzun olunca, mesafe uzun, mevsim sıcak, düşman güçlü buyur. İşte o zaman diyor. Yani bu gerçekten meşakkatli geldi diyor. Bu çok zor geldi onlara diyor ve seyahlifun billahi levistedana le Biraz sonra sana gelecekler. Yavaş yavaş şimdi kapını çalacaklar. Karşına dikilecekler ve sana yemin edecekler olmadık yemin edecekler ki şöyle işim vardı, böyle hastam vardı. Efendim eğer ben bu sene şurada işte durmasam, hurmaların yanında durmasam, borcum vardı, harcım vardı, hastaydım. Neyse, aklına ne geliyorsa sana yemin edecekler. Ve bir de doğrudan doğruya da eğer gücümüz yetseydi, gerçekten seninle beraber çıkardık. لَخَرَجِنَا مَعَكُمْ لَوِسْتَدَانَ Eğer gücümüz yetseydi buna, seninle beraber savaşa çıkmaya gücümüz yetseydi inan ki yemin ederiz ki seninle beraber çıkardık yuhlikune <laughs> enfusahum böylelikle kendi kendilerini helak ediyorlar. Yani zannediyorlar ki kurtulduk. Gittik peygambere sallallahu aleyhi ve selleme söyledik, yemin ettik, yemin billah ettik ve böylelikle kurtulduk kendimizi kurtardık. Ölümden kurtardık, zahmetten kurtardık, meşakkatten kurtardık. Şundan buradan kurtardık. Yuhlikune <laughs> enfüsehüm yani böyle yapmakla aslında ne yapıyorlar? Kendi kendilerini helak ediyorlar. Nefislerini helak ediyorlar. Vallahu yalemu innahum lekazibun. Yani Allah bilmektedir ki Allah şunu iyi biliyor ki onlar yalan söylüyor. Onlar olmadık şeyi söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Yani bahane uyduruyorlar. Seninle beraber Tebük seferine çıkmamak için uzak bir mesafe yani yalan söylüyorlar. Afallahu anke. Demek ki bu ayet kelimelerden öğrendiğimize göre gelmişler. Efendimize gelmişler Aleyhissalatu vesselam'a Ondan izin istemişler. Bu söylediğim bahanelerle her biri Efendimizin karşısına çıkmış. Daha ileride gelecek, yeri gelmeden hepsini anlatmayalım. Yani nice nice değişik bahaneler var da yani burada gelmişler, izin istemişler ve ilginçtir. Peygamber Efendimiz de izin vermiş. Onlara izin vermiş. Ve muhterem izleyenlerim Afallahu anke Allah affedesice diyelim. Böyle tercüme edelim. Seni Allah affetsin. Niye izin verdim onlara? Muhterem izleyenlerim, bu ayeti kerime üzerinde de alimlerimiz başka şekilde de duruyorlar. Yani peygamberlerin ufak tefek hata yapabileceklerine dair ayetlerden birisi budur. Peygamberler zelle ufak tökezleme diyelim ufak tökezleme, sarsılma, ufak hatalar yapabilir. İşte bu onlardan birisidir. Münafıklara izin vermesidir ve bundan dolayı da Allahu Teala peygamberini uyarmıştır. Hatta tabir caizse hafiften hafiften azarlama diyelim. Ama çok güzel bir şey. Yani öylesine Allah Rabbimiz resulünü böyle uyarırken bile aynen böyle. Allah affedesice. Allah affedesice. Niye böyle yaptın ki? Niye? Lime ezin terehüm. Niye onlara izin verdin ki? Hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve talemel kazibin. İzin vermeseydin de yani yalan. Yani sen izin vermesen de onlar gelmeyeceklerdi belki. Ve ama bu da bu defa ne olacaktı? Sırıtacaktı net ve berrak bir şekilde resmen cihada katılmayanlar Resul'ün savaş davetine, seferberlik davetine uymayanlar, yalancılar ve bir de ne nedir? Bir de sadıklar. Yani sadık müminler kim? Bunlar senin için belli olsaydı ya izin vermeseydin de benim için demiyor Allahu Teala. Onları göreyim. Yani kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor? Onları ben de görseydim o, o biliyor zaten de. Hatta yetebeyen lekillezini sada bu. Yani sana da aşikar olsaydı kim yalancı, kim sadık? Onları sen de görseydin ey resulüm. Niye onlara izin verdin ki? Allah affedesice. Evet. Ama eee Muhterem izleyenlerim, burada alimlerin bir kısmı diyor ki, evet kelamın gelişi böyledir ama burada yani aslında azarlanan, az da olsa azarlanan Allah'ın Rasulü değildir. allah Teala söze böyle girerek aslında yine münafıkları ne yapıyor? Yani münafıkları uyarıyor. Yani asıl azarlama münafıklaradır. Yani dikkat ederseniz biz bile bazen benzetmek olmasın. Diyelim ki birisini çocuğumuzu velisi olduğumuz birisini uyarırken ya ben sana demedim mi? Öyle adamlarla konuşma falan diye. Yani burada nedir? Evet yani uyarma, çocuğu uyarma vardır ama onlar konuşulacak adamlar değildir diye. Aslında bunu bu ayetleri münafıklar da işitiyorlar ezberliyorlar, biliyorlar, görüyorlar. Yani asıl uyarının, asıl tehdidin kendilere yapıldığını görüyor münafıklar. Onun için alimlerimizin bir kısmı da diyor ki, hayır burada öyle Resulullah'ın böyle bir incitilmesi, üzülmesi, azarlanması yoktur. Bu kelamın gelişi, gelişi budur ve bu böyledir buyuruluyor. Onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, bu ayet-i kerimeler söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'in en sert ayet-i kerimelerindendir. La yestezunikellezine yu'minun billahi vel yevmil ahir. <laughs> Allah'a ve ahiret gününe iman edenler gelip senden izin istemezler diyor. Net ve berrak. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler bana müsaade et de ben savaşa katılmayayım ben cihada gitmeyeyim ben bu seferberliğe iştirak etmeyeyim demezler. Kim Allah'a ve Resulüne iman, Allah'a ve ahiret gününe özellikle Allah'a ve ahiret gününe iman edenler. Muhterem izleyenlerim bu kelime üzerinde biz epeyce durduk daha önceki sohbetlerimizde. Allah'a ve ahiret gününe Samimiyet burada, ihlas burada. İhlas ve samimiyeti gösteriyor. Cihad gerçekten Allah yoluna malları, canları, ömürleri, gençle gençliği sunmak samimiyetin zirvesidir. Düşünün hele. Yani samimiyet budur. Yani böyle birisinin samimiyeti sorgulanamaz. Yani bir insan düşünebiliyor musunuz? Eşinden vazgeçecek. Canı ciyeri çocuklarından vazgeçecek annesinden vazgeçecek. Otomobilinden vazgeçecek. Birikiminden vazgeçecek. Maaşından vazgeçecek. Sevdiği bu dünyanın her şeyinden vazgeçecek ve Allah'a canını sunacak. Allah'ım buyur. Bunlar senin. Bu canın senin yolun. Benim bu canım senin yolundadır. Olabilirsin diyorsa yani bu insan artık sorgulanamaz. Ya bu insan acaba bazı eksikleri var mıdır acaba? Bu insan ahlakında, edebinde, terbiyesinde, kemalinde acaba biraz daha dursaydı da pişseydi, terbiye alsaydı falan denilebilir mi? Sen neye terbiye edeceksin bir Müslümanı? Harama bakma diye. Haram yemedi. Ya adam zaten bırakın haramı, helal eşini bırakmış gidiyor. Bırakın haramı bililerinin mallarını kendi kazandığını bırakmış gidiyor. Mirasını bırakmış gidiyor. Babasından kalan arazileri, malları, bilmem neleri kendi kazandıklarını, ikramiyesini bırakmış gidiyor. E bu insandan daha ne bekliyorsunuz? Yani bu insan yani daha ne yapabilir? Onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, yani burada böyle bir kişi diyor Allah'a ve ahiret gününe inanan bunu yapabilir. Bunları kim verebilir? Canım ben veriyorum ya. Bunun ahireti var. Eşimden ayrılıyorsam Allah bana eşimi yani çok çok daha güzelleştirerek, evlatlarımı çok çok daha güzelleştirerek, malım çok çok daha değişik bir şekilde cenneti bana verecek diye. Yani bu bir imandır. Bu bir imandır ve işte imanı olanlar diyor Allah Teala imanı olanlar gelip de senden izin istemez buyuruyor. Kaldığımız yere inşallah kaldığımız yerden daha sonraki sohbetimizde devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.